Çok ediyoruz. En son ne oldu? Birisi hani Alberon büyük ihtimal ama Alberon olmayabilir. Kvot'un kapısının önüne gardiyan bırakmaya falan da başlamış. Düpedüz gittikçe daha da kötüleşiyor her şey diyoruz. Kvot'un ama bir yandan kafası atıyor çünkü ben yardım etmeye çalışıyorum. İşte dün Kadikus'la işte Stapes'i beraber konuşurken gördüm ve Stapes ondan Meir'in ilacını almadıydı falan. Hani büyük ihtimal ikisi beraber Meir'i öldürmeyi planlıyorlar falan tarzı düşündüğünden ötürü bir taraftan da şey hani ben haklıyım konumunda ama öte taraftan Meir gittikçe daha da uyuz uyuz davranıyor Kvot'a falan. Kvot'un da kafası attı. Bu da camdan çıktı gitti Dena'yla buluştu. Dena'yla takıldılar. Dena Patron bulmuş. Buldu Patron'da işte geçenki Master Ashe'miş. Hani böyle hiçbir şey söyleyemiyor musun falan dedi Kvothe Master Ashe hakkında hani hiçbir şey mi falan. Öğrendik ki güzel dans eden birisiymiş. İşte kim dans etmeye başladı bu aralar diyoruz. Braden. İşte diyor zaten Cinder'ın şey olduğunu biliyoruz. Dena'nın patron olduğunu. Bu durumda Braden eşittir. Cinder eşittir. Master Ashe oluyor. Ve bu durumda aynı zamanda şey de oluyor. Emrose'un babası da oluyor. Çünkü Emrose'un babasının işte şey olduğunu biliyoruz. Bekar deniyor değil mi? Aynen. Ve aynı şekilde Braden'ın da eşinin olmadığı belli bence. Çünkü eşi olsa bu kadar sık tek oynayıp ne bileyim dans etmeyi öğrenip şarap içip enteresan insanlarla oturup konuşurum diye kendisini tanımlamazdı diye düşünesim geliyor. Artı işte şey söyledi. Kaudikus Kvot'a dedi ki işte Jakisar hakkında da bir şeyler biliyorum ben işte enteresan bir tip Jakis'in işte Jakis dedi direkt Jakis Emrose'un babası bir numaralı adam ve o da işte ne dedi bekar birisi falan. Neyse bunlar bir şekilde hepsi bunların bir araya geliyor alayı aynı adama çıkıyor elimizde bir veri yok kitabın sonuna kadar da öğrenmeyeceğiz bunu. Braden'ın kim olduğu konusunu ya da şeyin kim olduğu konusunu ama bence çok bariz. Bunca işaret var ve işaretler konuluyor ki şeyi de biliyoruz. Kvot bir anlamı yoksa bir şey anlatma. Tribünde hatta ne oldu gemi kazasında neredeyse hiçbir şey anlatmıyor. Çünkü hikayeye bir artısı olduğunu düşünmüyor. Bu açıdan ben bize gelen anlatımları, işaretleri bir araya getiriyorum. Braden eşittir, Cinder eşittir, Master eşit diyoruz. Bunun dışında Dena ile beraber araştırma yapıyorlar. Yaptıkları araştırmalar sonucunda onları şarkıya çeviriyorlar. Nasıl bir şarkı, ne çeşit bir şarkı, We Shall See diyoruz. Bu esrarengiz nokta ve açılacak bu konuda diyoruz. Onun dışında Dena'nın suratında bir mor arıklık gibi bir şey var ya da kolunda da olabilir. Tam neresini hatırlamıyorum. Kvot diyor ki hani seni yine mi Patron'u dövdü mü yine? Çünkü geçen sefer dövdüğünü biliyoruz. Dena'yı sırf işte köylüler bunca insanı Dena öldürdü diye düşünmesin diye Dena'yı bayıltacak derecede sert bir şekilde bir kere vurduydu. Dena kendi ağzından söylüyor bunu Kvot'a. Kvot da diyor ki hani bir kere daha mı aynı şeyi yaptı? Dena diyor ki hayır attan düştüm. Hani attan nasıl düşüyor? Diyesimiz geliyordu. Bir yalan konuşuyor. Yüksek ihtimal but we shall see diyoruz. Onun dışında başka bir şey var mı deme kapatmadan önce. Değil kapatmadan değil başlamadan önce var. Sonunda anladığı Meyer nasıl anladı. Kvot'un işte iyice kafası attı. Benim işte gardiyanlar duruyor kapımda ben iyilik yapıyorum. Şurada resmen hainlikten öldürülmek hapse atılmak üzereyim falan. Meyer bunu çağırmadı halde Meyer'i bulup onunla konuşmaya gitti. Büyük ihtimal şeyi söyleyecekti hani şeyi anladı. Gardiyanlar dedi ki hani Meir mi sizi burada tutuyor? Gardiyanlar birbirlerine baktılar bir şey demediler. Demek ki Meir değil Stapes bunu yapıyormuş diye düşünüp Stapes'i ötmeye gitti büyük ihtimal Meir'e. Tam öyle Meir'i gördü size konuşabilir miyiz? Meir evet konuşabiliriz yaptı ama böyle gözlerinden öfke saçıyor falan. Kılıç tuttu dedi ki işte dedi saçma sapan teorilerinle benim kafamı karıştırdın, beni meşgul ettin. Böyle olduğuna inanamıyorum. Şimdi odana gideceksin. Seninle nasıl ilgileneceğime karar vereceğim. Öyle ilgileneceğim falan. Aşırı böyle açık net bir şekilde Kvot'un defteri dürüldü mü denir. Hani aynen dürüldü böyle. Ya da en azından çok Kvot'un işine gelmeyecek sonuçların ortaya çıkacağını
görebiliyorduk falan. Her şey bitti, yandık, kül olduk modundayken birden odanın birinden şey çıkıyor. Stapes elinde bir şey saklıyor. Meyer bunu görüyor. Elinde ne saklıyorsun? Anlat bana falan. Stapes en baş yalan söylemeye çalışıyor ama işte Meyer sinirleniyor. İşte nasıl, ne cüretle bana yalan konuşursun? Çabuk anlat falan. Birden elini açıyor. Kuşlardan biri ölmüş. Onu tutuyormuş. İşte Kavut soruyor. Kaç tane kuş şu ana kadar aldın sana kafesten? Stapes ona dik dik bakıyor. Meyer diyor ki cevap ver Kavut'a. Gün başına 3-4 tane kuş ölüyormuş. 5 gün falan geçti. Aşağı yukarı 20'ye yakın kuş ölmüş şu ana kadar. Diyoruz. Direkt Kadikus'un verdiği şeyin zehir olduğunun çok bariz kanıtı diyoruz. Ve şey noktası da ilginç. Kvot Drakus hakkında ilk kitabın sonunda bir tahminde bulunduydu. İşte ben buna bu kadar denir resim verirsen kesin ölür diye ölmemişti. İlk kitabın sonunda yaptığı bir hayvan hakkındaki tahmin yanlışken İkinci kitapta yaptığı tahmin beklediğin ötesinde bile çıktı gibi sanki. Çünkü hani 2-3 gün içinde sonuçları görürüz gibi dediydi sanki. Ama gün başına 5 kuş ölmesi güzel bir sayı diyoruz. Yani ne kadar kötü bir olay olsa bile. Neyse sonra böyle oldu ortaya çıkınca Meyer aşırı afalladı falan. Bir yandan da Stapes anlatmaya devam ediyor. Yani sanki sırf sen hayatta kal diye sana ufak ruhlarını feda ediyorlarmış gibi içime bir his geldi falan. Adam böyle bayağı sırf Meyer zaten çok hasta falan diye daha da kafasını bozmamak için kuşları saklıyormuş. Hani high mind değil yani. Neyse böyle anlatırken direkt zaten Claude eşittir %100 haklıya çıktı olay. Meyer de bunu kabul etti. Nasıl kabul etti? They were in a way dedi. Hani evet onlar cidden bir nevi benim için ölüyorlar gibilerdi dedi. Gayet güzel bir yer yani. Neyse bundan sonrası okumayı aşırı istiyordum dün ama vaktim kalmadığı için işte okuyamadıydım. Bugün devam edeceğiz. Bunun dışında diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. I quietly left the room and busied myself removing the feathers from the gilded cage. An hour later, the three of us were eating a quiet supper together in the mayor's rooms. Alveron and I told Stapes what had been happening over the last several days. Stapes was almost giddy. Yani bunlar aşırı önemli yerler oldukları için direkt kelimelere bakacağım. Tamam. Sersem başı dönmüş. Okay. Both his master's health and at the knowledge it would continue to improve. As for myself, after suffering a few days under Alveron's displeasure, being so suddenly in his good graces again was a relief. Nevertheless, I was shaken by how close to disaster I had been. Aynen öyle. I was honest with the mayor about my misguided suspicion of Stapes, and I offered the man servant my sincere apology. Stapes in turn admitted his doubts about me. In the end, we shook hands and thought much better of each other. As we were chatting over the last bites of supper, Stapes perked up, excused himself, and hurried out. My other door, the mayor explained. His ears like a door is uncanny. Steps opened the door to admit the tall man with the shaven head who had been looking over maps with Alveron when I had first arrived, Commander Dagon. As Dagon stepped into the room, his eyes flicked to each of the corners, to the window, to the other door, briefly over me, then back to the mayor. When his eyes touched me, all the deep, feral instincts that had kept me alive on the streets of Tarbiyen, told me to run, hide, do anything so long as it took me far away from this man. Ah, Dagon, the mayor said cheerily, are you well this fine day? Yes, your grace, he stood attentively, not quite meeting the mayor's eye. Would you be good enough to arrest Caudicus for treason? There was a half-heartbeat pause. Yes, your grace. 8 men should be sufficient, providing they're not likely to panic in a complicated situation. Yes, your grace. I began to sense subtle differences in Dagon's responses. Alive, Alveron responded.
But as if answering a question, but you needn't be gentle. Yes, your grace. With that, Dagon turned to leave. I spoke up quickly, your grace. If he's truly an arcanist, you ought to take certain precautions. I regretted the word odd as soon as I had said it. Odd was presumptuous. I should have said, you may wish to consider taking certain precautions. Alberon seemed to take no notice of my misstep. Yes, of course, said a thief to catch a thief. Dagon, before you settle it downstairs, bind him hand and foot with good iron chain. Pure iron, mind you. Gagan blindfold him. He thought for a brief moment, tapping his lips with a finger, and cut off his thumbs. Yes, your grace, Alberon looked at me. Do you think that should be sufficient? I fought down a wave of nausea and forced myself not to wring my hands in my lap. I didn't know which I found more unsettling, the cheerful tone with which Alberon delivered the commands, or the flat emotionless one with which Dagon accepted them. A full arcanist was nothing to trifle with, but I found the thought of crippling the man's hands more horrifying than killing him outright. Dagon left, and after the door closed, steps shuddered. Good Lord ran. He's like cold water down the back of my neck. I wish you'd get rid of him. Bunları direkt kanka diyor zaten ne kadar manservant cırt olsa bile. Okay, şurası gerçek İngilizce diyor. Out deseydi nasıl bir anlama geleceğini. Out demeseydi you may wish to consider cırt yapsaydı ne anlama geldiğini anlattığı bir yer. Very good diyoruz. Damir laughed. So someone else could have him no steps. I want him right here. My mad dog on a short leash. Steps front. But before he could make anything more of it, his eyes were drawn through the doorway into the sitting room. Oh, there is another one. He walked to the cage. Hava cidden iyi duydu. Çıp çıp bu kuşların düştüğünü duyuyor ve gidip onları alıyor falan. Not cool diyoruz. Oh, there is another one. He walked to the cage and returned with another dead flea, holding its tiny body tenderly as he carried it out of the chambers. I know you needed to test the medicine on something, he said from the other room. But it's a little rough on the poor little Calanthes. Beg pardon, I asked. Her steps is old-fashioned, Alberon explained with a smile. I am more educated than he cares to admit. Calanthes is the Adventic name for them. I could swear I heard that word somewhere else. Bunu quote diyor sanırım. It's also the surname of the royal line of Vintas, Alberon said chidingly. For someone who knows so much, you're curiously blind in places. Staves craned his neck to look toward the cage again. I know you had to do it, he said, but why not use mice or compass the fairest nasty little dog? Before I could answer, there was a thump from the outer rooms, and a guard burst through the inner door before Staves could come to his feet. Your grace, the man said breathlessly as he jumped to the room's only window and slammed the shutters. Next, he ran to the sitting room and did the same with the window in there. There followed other similar noises from rooms farther back I had never seen. There was a faint sound of furniture being moved. Staves looked puzzled and half rose to his feet, but the mayor shook his head and motioned for him to sit down. Lieutenant, he called out, a tinge of irritation in his voice. Beg pardon, your grace, the guard said as he re-entered the room, breathing heavily. Dagon's orders, I was to secure your rooms straight away. I take it all is not well, Alberon said dryly. There was no answer from the tower when we knocked. Dagon had us forced the door. There was, I know not what it was, your grace. Some malignant spirit, Anders is dead, your grace.
Cardi because he's nowhere in his rooms, but Dagon is after him. Alberon's expression darkened. Damn, he thundered, striking the arm of his chair with a fist. His brow furrowed and he let out an explosive sigh. Very well. He waved Dagar away. Dagar stood stiffly. Sir, Dagon said I am not to leave you unguarded. Alberon gave him a dangerous look. Very well, but stand over there. He pointed to the corner of the room. Dagar appeared perfectly happy to fade into the background. Alberon leaned forward, pressing the tips of his fingers to his forehead. How in the name of God did he suspect? The question seemed rhetorical, but it set the wheels of my mind spinning. Did you, Grace, pick up his medicine yesterday? Yes, I did everything the same as I had done in days past. Except you didn't send me to get your medicine, I thought to myself. Did you still have the vial? I asked. He did. Stace brought it to me. I uncorked it and ran a finger along the inside of the glass. How does your grace's medicine taste? I told you, brackish, bitter. I watched the mayor's eyes go wide as I brought my finger to my mouth and touched it lightly to the tip of my tongue. Are you mad? Alberon said incredulously. Sweet, I said simply. Then I rinsed my mouth with water and sped it as delicately as possible into an empty glass. I took a small folded packet of paper from a pocket in my vest, took a small amount into my hand, and ate it, grimacing. What's that? Stapes asked. Ligellian. I lied, knowing the real answer. Carcobble would only provoke more questions. I took a mouthful of water and spat it out as well. This time it was black, and Alberon and Stapes stared at it, startled. I pulled ahead. Something must have made him suspect you were not taking your medicine, Your Grace. If it suddenly tasted different, you would have asked him. The man nodded. I saw him yesterday evening. He asked after my health. He beat his fist softly onto the arm of his chair. All the cursed luck. If he has any of it, he's been gone half a day. You'll never catch him. I thought about reminding him that if he had believed me from the first, none of this would have happened, then thought better of it. I'd advise your man to stay out of his tower, Your Grace. He's had time to prepare a great deal of mischief in there, traps and the like. The mayor nodded and passed his hand in front of his eyes. Yes, of course, see to its tapes. I believe I'll take a bit of rest. This business may take a while to sort out. I gathered myself to leave, but the mayor gestured me back into my seat. Claude, stay a moment and make me a pot of tea before you go. Staves rang for servants by clearing the remains of our lunch away. They glanced at me curiously. Not only sitting in the mayor's presence, I was sharing a meal with him in his private chambers. This news would be remarked through the estate in under 10 minutes. After the servants left, I made the mayor another pot of tea. I was preparing to leave when he spoke over the top of his cup, too softly for the guard to overhear. Quote, you have proved perfectly trustworthy, and I regret any doubts I briefly entertained about you. He sipped and swallowed before continuing. Unfortunately, I cannot allow news of a poisoning to spread, especially with the poison that escaped. He gave me a significant look. It will interfere with the matter we discussed before. I nodded. Widespread knowledge that his own Arcanist had nearly killed him would hardly have Alberon in the hand of the woman he hoped to marry. Hani bunun nedeni açıklanmamış ama bir şekilde bu derece yakın bir olaydan ötürü kadının kendisini tedirgin hissetmesi gibi bir ihtimal mi mesela? Bir bakma bu geldi. Onun dışında çok da
Yani bir de işte Mir ne derece bir aptaldı, bir numaralı, ne bileyim işte fizisyenin onu öldürmeye çalıştı falan, nasıl görememiş yıllardır tarzı bir düşünce ilerletiş ihtimali de mevcut sanırım. He continues. Unfortunately, this need for silence also precludes my giving you a reward you all too richly deserve. Were the situation different, I will consider the gift of lands mere token thanks. I will grant you title too. This power my family still retains, free from the control of the king. Oğlum kvota toprak ve title verdim, düşünsenize, amına koyayım diyoruz. I had reeled at the implication of what the mayor was saying as he continued, however, if I were to do such a thing, there would be need of explanation. And an explanation is the one thing I cannot afford. Alberon extended his hand, and it took me a moment to realize he intended me to shake it. One does not typically shake hands with Emir Alberon. I immediately regretted that the only person present to see it was the guard. I hoped he was a gossip. I took his hand solemnly, and Alberon continued. I owe you a great debt. If you ever find yourself in need, you shall have at your command all the help a grateful lord can lend. I nodded graciously, trying to keep a calm demeanor despite my excitement. This was exactly what I had been hoping for. With the mayor's resources, I could make a concerted search for the Amir. He could get me access to monastery archives, private libraries, places where important documents hadn't been pruned and edited as they had in the university. But I knew this wasn't the proper time to ask. Alveron had promised his help. I could simply bide my time and choose what type of help I wanted most. As I stepped outside the mayor's rooms, as I stepped outside the mayor's rooms, steps surprised me with a sudden, wordless embrace. The expression on his face couldn't have been more grateful if I'd pulled his family from a burning building. Young sir, I doubt you understand how much I am in your debt. Debt. If there's anything you ever need, just make me wise of it. He gripped my hand, pumping it up and down enthusiastically. At the same time, I felt him press something into my palm. Then I was standing in the hallway. I opened my hand and saw a fine silver ring with Stapes's name etched across the face. Alongside it was a second ring that wasn't metal at all. It was smooth and white, and also had the manservant's name carved in rough letters across the surface of it. I had no idea what such a thing might signify. I made my way back to my rooms, almost dizzy with my sudden fortune. Very good, dears. Very good. Chapter 65, A Beautiful Game. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Nope, hadi görüşürüz.